Evet, sorularla devam edebiliriz. Başkanım, siz de söylemek istedikleriniz vardır muhakkak. Buyurun. Yani genelde bu uygun bir format değil. Yani benim burada olmamam lazım. Başarının mimarı burada. Estağfurullah. Hep beraber. En büyük pay sahibi olan oyuncularımız, teknik heyetimiz, sağlık ekibi, tüm personelimiz, medya sorumlumuz, idari binadaki profesyonellerimiz, aşçımız, garsonlarımız, şoförlerimiz, evet siz medya mensupları, değerli medya mensupları, bu camianın bugünü görebilmesi için hepimiz çok uzun süre bekledik. Tekrar söylüyorum, biz bir duvar ördük. Ben o duvarda sadece bir tuğlayım, başka bir şey değilim. Eğer bütün camia birlik olmasa, beraberlik olmasa, en ufak bir sarsıntıda göğüs gereceğimize arkamızı dönüp gidersek, ki geçmişte bunların örneklerini yaşadık birkaç defa maalesef. İşte bu senede, daha doğrusu 2019-20'den sonra da herkesin beklentisi Trabzonspor bir 10 sene daha geriye gider diye. Hocamızla anlaştıktan sonra bazılarının garibine gitmiş olabilir. Biz Şubat ayında, geçen sene Şubat ayında hocamız şu sözleri sarf etti. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz. Hocam, bu sezon devam ediyor. Sezon devam ederken de planlama yapabilirsiniz. Bizim bugün bu noktaya gelmemizde en büyük etken, biz Şubat ayında planlamayı yaptık hocamızla birlikte. Mart ayında hocamız listeyi verdi. Biz Nisan-Mayıs ayında hocamızın istediği oyuncuların %80'ini kadromuza dahil etmiştik, imza attırmıştık. Bir hamsikle, siz de biliyorsunuz, Cornelius kalmıştı. Onların da Avrupa şampiyonasında milli takımda olmalarından dolayı milli takımdaki görevleri bittikten hemen sonra da onlara imzayı attırdık. Aynı zamanda Mart ayında Trabzonspor'un kamp tarihi belliydi. Bu sene de belli. Bu sene de belli. Tarih de belli, yer de belli. Hazırlık maçlarının programı da belli. Şimdi bazı insanlar, tabii bu Türkiye'de kronikleşmiş bir vaka. Bizim kimseyle herhangi bir hesabımız yok. Biz önümüze bakıyoruz. Üzerlerimize geldikçe de önümüze bakacağız. Biz bundan 1,5 ay önce hocamızla birlikte planlamamızı yaptık. Uygulamaya başladık. Her yönüyle. Hocamın da ifade ettiği gibi. Kamp yerimiz de belli. Transfer programımız da belli. Hazırlık maçlarının tarihi de belli. Ve olası ama playoff'tan gideriz ama direkt katılırız. Şu anda durum belli değil. Tahmin ediyorum 10 Mayıs'tan sonra veya 20 Mayıs'tan sonra netlik kazanacak. Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda da planımız hocamızın kafasında belli. Onun için şunu söylemek istiyorum. Trabzonspor'un başarısında farklı şeyler aramaya gerek yok. Sadece Trabzonspor'un yaptıklarını yapın, siz de başarılı olursunuz. Planınız yoksa, programınız yoksa, önceden yol almadıysanız bu işlerin altından kalkmanız mümkün değil. Bugün gelmiş olduğumuz nokta bizim bu. Ben tekrar içeride de teşekkür ettim. Değerli hocamıza çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Oyuncularımıza, teknik heyetimize çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Cami arkamızda durdu. Camiamıza, taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik olmasak, birlikte ve yan yana, geldiğimiz zamanki slogan buydu. Birlikte ve yan yana olmasak bizim bu yükün altından kalkmamız mümkün değil. Bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Camiamızdan, taraftarlarımızdan tek isteğimiz. Hatırlarsanız bir şey söylemiştim. Mücadeleyi kaybedebilirsiniz. Maç kaybedebilirsiniz. Puan kaybedebilirsiniz ama mücadeleyi bıraktığınız anda, umutsuzluğa kapıldığınız anda her şeyinizi kaybedersiniz. Bu Trabzon artık öyle bir Trabzon değil. Trabzonspor rakiplerinin de güçlü olmasıyla güçlenen bir takımdır. Önümüzdeki sezon benim en büyük temennim, hocamı bilmiyorum, çok daha güçlü rakiplerle Süper Lig'de mücadele etmek. Biz ancak bu şekilde Süper Lig'in kalitesini, mücadele gücünü yukarıya taşır ve ligin marka değerini artırabiliriz. Ben bir kez daha hocama teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Oyuncular sizi neden bu kadar ıslattılar hocam? Bir sebebi var mı?
Yorduk herhalde sene boyunca onları, belki ondan olabilir. Ve bir şey daha arkadaşlar, siz acaba dışarıdan fark ettiniz mi, gördünüz mü bilmiyorum. Ben de uzun yıllar, 32 senedir Trabzonspor'da yönetici, ikinci başkan, başkan. Ben hiçbir dönemde, hiçbir süreçte hocasına karşı bu kadar saygılı, hoca ve oyuncu uyumunun bu kadar üst düzeyde olduğu bir sezon yaşamadım. Bunun için hocama da bir kez daha teşekkür ediyorum. Bazı şeyler demek ki birikimle, tecrübeyle, bilgiyle, araştırmayla, planlamayla oluyormuş. Onun için hocam, duygularınız, düşünceleriniz için teşekkür ederim. Başım. Bütün bunların hepsi Sayın Abdullah Avcı'nın kişiliğinde, daha doğrusu bedeninde vücut bulmuş, kişiliğinde vücut bulmuş ögeler. Aslan hocam. Sağ ol, teşekkür ederim. Duyguların, düşüncelerin için teşekkür ederim. Sağ olun. Trabzonspor teknik direktör olmak ayrı bir sorumluluk ve daha fazla çalışmanı, daha fazla geliştirmeni, daha fazla sonuç almanı gerektiriyor. O sorumluluğun bilincindeyiz. Geldiğim günden beri onun için çalışıyorum. Ekibimle beraber, ekibime de ayrı bir teşekkür ederim. Biz hep planlı ve programlı, herkesin sorumlulukları var. Herkes, ben her şeyi yapmıyorum. Altımızdaki bir sürü insan kararlar veriyor. En son kararı ben veriyorum, çalışıyor. Onun için ben de uzatmayayım. Herkese teşekkür ediyorum. Soru varsa alabilirim. İsim, soyad ve çalıştığınız kurumu da söylerseniz. Halil İbrahim İleli, Çay TV'den. Hocam, ilk öncelikle tebrik ediyorum. Bu mutluluğu yaşattığınız için Trabzonspor taraftarlarına. İlk geldiğiniz günde Antalya Spor'da size talipti. O süreçte şunu söylemiştiniz: Akdeniz'in sıcak sularını değil, Karadeniz'in hırçın dalgalarını tercih ettim diye. Ve bugün de şampiyonluğu Antalya Spor karşısında kazandınız. İkinci olarak da hem benim hem Trabzonspor'un Türk futbolundan alacağı var demiştiniz. Tahsil ettiniz mi, bitti mi? Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan'a da soru sormak istiyorum. Sayın Başkan, açılan afişte sizin ve As Başkan Sayın Ertuğrul Doğan'ın bir fotoğrafı vardı. Havaalanında zannedersem çekilmiş bir fotoğraf. Görünce neler hissettiniz? Teşekkürler. Hocam lütfen. Şimdi ben bir Karadeniz çocuğuyum. Bu toprakların çocuğuyum. Onun için Trabzonspor teklif edince, bunu hep daha evvelden de ifade ettim. Ben Bodrum'da denizin kenarındaydım. Ama Trabzonspor teklifi seni oradan kaldırıyor. Onun için Trabzonspor büyük bir camia. Ben de varlığımı tekrar hissettirebilmem için bu mücadelenin içine girmem gerekiyordu. Çok şükürler olsun ki bugün itibariyle bunun karşılığını aldık. Doğru düzgün çalışıyor isen, hayattaki felsefem samimi ve dürüst ve gerçekçi. Hayatım boyunca da böyle davrandım, böyle davranmaya devam edeceğim. Bu borç alacak mı? Bu hesap mı? Bilmiyorum ama sana hayat bu fırsatları veriyor ve değerlendiriyorsun. Ben öyle bakıyorum. Evet başkan. Evet. Havaalanındaydı. Biz kas duruşmasından sonra karayoluyla geldik Cenevre'ye. O arada duruşma uzadığı için son uçağı kaçırmıştık. Ertesi gün Erzurumspor maçı vardı. 18 Mart'ta yanılmıyorsam. Yetişmemiz lazımdı. En yakın hangi havaalanından gidebiliriz diye. 400-450 kilometre uzakta Fransa Lyon havaalanı vardı ve sabah 4.30'da falan oradan bir uçak kalkıyordu. Yanılmıyorsam 10 civarı havaalanına vardık. Havaalanında zaten 10'da mı 11'de mi ne kapanıyormuş. Her taraf kapalıydı. Ama yorgunduk yani. Bir arkadaşımızın çektiği, daha sonra sosyal medyaya düşen ve 2 sene önce yine o fotoğraf. Şimdi idareci olmak farklı bir şey. Yani o yazılanlar ne kadar etkilediyse bugün o tabloyu gördüğümüz zaman zaman içerisinde her şeyin ne kadar değiştiğini görebiliyorsunuz. Veya toplumun zaman içerisinde sizin yapmış olduğunuz pozitif şeyleri nasıl değerlendirdiğini çok daha iyi realize edebiliyorsunuz. 1,5 sene önce ara transfer döneminde, hocam da hatırlar, Ertuğrul Bey'le benim o fotoğrafımı sosyal medyada sürekli olarak paylaşıp transfer dönemi bitiyor, yönetim uyuyor. Bugün de banklarda uyuyarak işte bu takıma vermiş olduğunuz hizmetten dolayı havaalanlarında uyuyarak, ama belki bir gün bunun hikayesini yazacağız. Belki 10 sene sonra, belki 15 sene sonra. Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten kolay olmadı. Yani zorlayan şey neydi biliyor musunuz? Kolay olan şeyi yaparken karşılaşmış olduğunuz engeller. Sizi sürekli olarak zora ve yanlışa iten engeller.
Bu laflarımı, belki bu sözlerimi ileride biraz daha açacağım ama ısrarla sizi yanlışa iten etkenlerden eğer uzak durup da Cruyff'un söylediği gibi basit olan doğrusunu yaparsanız işte bugünlere geliyorsunuz. Buyurun. Haluk Ayıldız, Bolle. Hocam tebrik ediyorum, Sayın Başkan tebrik ediyorum. Herkesi emeğe geçenleri kutluyorum. Başkan'a sormak istiyorum. Sayın Başkan, işe başlarken 3-4 yıllık bir sabırdan bahsetmiştiniz, bir inşaattan bahsetmiştiniz. Bugün bu inşaat bitti ama sanki bu inşaat rezistansa dönüştü. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Abdullah Hoca'ya da şampiyonluğu tek kelimeyle özetlerseniz ne söylersiniz hocam? Tek kelime. Şu anda vallahi yani ne hissettiğimi bilmiyorum. Yarın bir kalkayım, ertesi günü bir kalkayım. Yoğun duygular. Trabzonspor'a transfer olduğumda geldiğimde Can'la beraber müzeyi gezerken ben de burada bu tarihte yer almak istiyorum demiştim. Allah bana bunu nasip etti. Onun için burada Allah rahmet eylesin Özkan Sümer. Geçen yanına gittik. Ahmet Suat Özyazıcı. Türk futbolunda devrim yapmış teknik adamlar. Onların yanında kasketle yer almak beni son derece mutlu ediyor. Bence bu çok güzel bir duygu. Şu an o güne dönüyorum yani. Şu an onun içinde bulunmak, o müzenin içinde bulunmak beni son derece mutlu ediyor. Ben sadece bunu söyleyeyim şu an itibariyle. Bir kere bana hocamdan daha fazla soru sormayın. Yani eğer 10 soru gelecekse 7'si hocama, 3'ü bana lütfen. Ben son hakkımı kullanıyorum. Şunu geldiğimiz zaman tekrar soruyu alabilir miyim? Tam toparlayabilmek için. Sabır, 3-4 yıl sabır. Şimdi şöyle, yani o aslında bilinçli olarak söylenmiş bir şeydi. Toplumu beklentinin içerisine sokmadan. Başkan olarak geliyorsunuz, şampiyonuz. Biz bu sene, önümüzdeki sene şampiyonuz. Benim ağzımdan bu kelime hiç çıkmadı, bu cümle hiç çıkmadı. Bu bir kere rakiplere yapılan en büyük saygısızlıktır. Sporun temel prensibi de rakibe saygıdır. Geldiğimiz zamanki durumu sizler bizden daha iyi biliyorsunuz. Hatırlayın o günleri. Ekonomik olarak iflasın eşiğine gelmiş bir kulüp. Şimdi sürdürülebilir bir başarıyı yakalayabilmek için bir kere idari yapının sağlam olması lazım, finansal yapının sağlam olması lazım. Şimdi hocanız sizden oyuncu istediği zaman o oyuncunun bedelini ödeyebilecek gücünüzün olması lazım. Artı oyuncuya o güveni vermeniz lazım. Oyuncunun kafasının orada olmaması lazım. Bunun da oluşabilmesi için 1 milyar lira o zamanın parasıyla beraber yani 185 milyon euroydu geldiğimiz zaman aldığımız borç. Bunu da bir senede eritip şampiyonluğu oynayacak bir kadroyu kurmak hayalcilikten öte bir şeydi. Ama şunu söyledik, biz her zaman o zirve yarışının içerisinde olacağız. Nitekim geldiğimiz sene 4-4-2-4-1. Birden sonra hocam vitesi artık başa atarsın. Beklentiler büyük çünkü. Geçen sene çok türbülanslı olarak başladık. Siz de biliyorsunuz zaten 1996, 2005, 2010 travmalarından sonra bunlar bize genellikle 5-10 sene kaybettiriyordu. Ve bunlar bilinçli olarak yapılmış olan şeylerdi. Şimdi insanlar bugün hak hukuktan bahsediyorlar da 35 senedir futbol aleminin içerisindeyim. Eğer farkındaysanız bu sene hiç konuşmadım. Emin olun konuşursam demin de anlatacak çok şeyim var. Ama artık bir daha hiçbir şekilde bizi o topun içine çekemezler. Bizim çizgimiz farklı, hedefimiz farklı, prensiplerimiz farklı. Hocamın basın toplantılarında dikkat ettiniz mi? Hakemlerle alakalı olarak bir defa şu kadar. O da son derece nazik ve kibar bir şekilde. Bir defa. Yöneticilerimizden duydunuz mu? Hayır. Benden duydunuz mu? Hayır. Ne yaptık? Önümüze baktık, işimizi yaptık. Önüne bakmayıp işini yapmayanların, planlı programlı hareket etmeyenlerin hedefindeki bir takım veya kulüp olmak gibi bir şeyimiz yok bizim. Veya buna verecek cevabımız da yok. Evet, 3 sene sabır, 4. sene ayakta alkışlayacaksınız demiştim. Alkışlayan anlardan Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Alkışlamayanlardan da Allah razı olsun. Ama eğer gerçekten örnek almaları gereken bir şey varsa Türk futbolunda, bu seneki Trabzonspor'u örnek alırlarsa belki bizim işimizi zorlaştıracaklar ama kendi işlerini kolaylaştırırlar. Teşekkür ederim.
Evet, kısa soru ve kısa cevaplarla ilerleyeceğiz. Buyurun. Tuncay Lakot, Haber 61. Hocam tebrik ederim. Abdullah Avcı Trabzonspor'a geldiği günden itibaren çok önemli Türk futbolunda başarılara imza atmış ama şampiyonlukla bu kariyeri taşlandırmamıştı. Bugün itibariyle şampiyonluğu da eline alan bir teknik adam profili ve bambaşka bir çeyreğe getirildi. Çok önemli futbolcular yetiştirdiniz hocam Türk futboluna. Bundan sonrası için Abdullah Hoca'nın kariyerinde ne gibi değişiklikler olacak? Şimdi yani bizim ülkemizde biraz bakış açıları farklı. Bir kupayla aslında değerlendiriliyor ama aslında genelinde baktığında Abdullah Avcı son 6-7 senesinde yarışan ve puan ortalaması en yüksek teknik direktör. Evet, bugün Allah bunu da nasip etti. Hem de büyük bir camiada nasip etti. Ama ben bu Türk futbolunun her kademesinde çalıştım. Her kademesinde oynadım. Her kademesinde çalıştım. Bugün böyle bir teknik direktör profili aslında yoktur. Yardımcı asistan koçluk yaptım. Altyapılarda teknik sorumluluk yaptım. Genç bir takımlarda çalıştım. İkincilikten bir takımla lige çıktım. Amil takım çalıştım. Her tarafında bulundum. Bu bence biraz evvel diğer kulüpler için de söylediğimde hayatta doğru dürüst, samimi bir şekilde davranıyorsan hayat sana fırsatlar veriyor. Onun için bugün itibariyle geçen sene Trabzonspor'da Süper Kupa'yı yaşadım. Şimdi Süper Ligi yaşadım. Umarım Türkiye Kupası'nı da yaşayacağız. Başkan bazen bana şey, 6 ayda bir kupa alıyorsun diyor. Ondan sonra ben de 20 sene çalıştım. Onun için şimdi belki karşılığını alıyorum dedim. Abdullah Avcı çalışmaya devam edecek, üretmeye devam edecek. Ekibiyle beraber. Çalışmadan, üretmeden, iletişim kurmadan hiçbir karşılığı yok. Onun için bunu geliştirin. Bu oyun artık yerinde durmuyor. Yani Ahmet'in girip Mehmet'in çıktığı bir oyun değil, bir organizasyondur. Kulübün içi de, sahanın içi de. Her tarafı bir organizasyondur. Ben de bununla ilgili kendimi devamlı geliştirmeye çalışıyorum ekibimle beraber. Bir gün eğer bunu hissetmezsem, o zaman zaten çekilirim. Şu an itibariyle üretmeye, yarışmaya devam edeceğimi düşünüyorum. Peki hocam, teşekkürler. Nurgül Hanım. Nurgül Hanım. Hocam. Efendim. Tebrik ederiz hepimizi. Teşekkür ederim. Biz de çok inanılmaz duygu yoğunluğu yaşadık. Bir sezonu birlikte geçirdik. Nurgül Günaydın, Güne Bakış Gazetesi ve Futbol Arena. Bu arada onu da belirteyim. Hocam, buraya geldiğiniz ilk günü çok iyi hatırlıyorum. Karadeniz'in hırçın dalgalarında savaşmaya geldim dediniz. Zaman zaman tabii ki yani böyle çok fazla yaşamadık ama son dönemlerde biraz beraberlikler artınca insanlarda biraz böyle bir şeylik oldu. Karadenizlisiniz siz de biliyorsunuz. Karadeniz insanı sabırsızdır. Biraz kaygı oldu ama siz o süreci çok iyi yönettiniz. Hocam siz o ara yani onu nasıl başardınız? Bir de gerçekten o kadar hırçın mıydı bu dalgalar bu sezon? Ben çok hırçın şeyle karşılaşmadık ki biz 18 ay oldu galiba, yanlış hatırlamıyorsam gelirli. Biz bu sene toplamda 2 mağlubiyetimiz var. 10 Kasım'da gelmiş. 17-18 ay 18 ay olmuş geleli. Yani ne oyun olarak ne skor olarak çok dalgalanan bir Trabzonspor olmadı. Birçok istatistik rekorların kırıldığı bir Trabzonspor var aslında bugün itibariyle baktığında. Ama şehrimizin o kanının çok hızlı aktığı, böyle ileride anlatacağım çok güzel hikayelerle de karşılaşıyorum aslında, esprili hikayeler. Ben hiç şey yapmadım, kaygım olmadı. 3 beraberlik aldık. Futbolun içinde bunlar çok normal. Biz Avrupa'nın ortalamasında, puan ortalamasında da olan bir takımız. Hani 3 beraberlik üst üste alınabilir. 2 maç kaybettim ben 4 penaltıyla. Bunlar bu işin içinde var. Birini de kendi kalemize. Bir tanesi de kendi kalemizeydi. Evet, doğru. Onun için ben bir kaygı yaşamadım. Şehirde zaman zaman olabilir. Olumsuz duygular, düşünceler olabilir. Belki bunun evvelki yaşanan süreçlerde. Ben de bu olumlu bakışımı dışarıya doğru yansıtmaya çalıştım. Onlar da buna, taraftarlarımız da buna çok olumlu tepkiler verdiler ve hep destek oldular. Onlara da teşekkür ediyorum tekrar. Turgay Bey. Evet, 1973-74 sezonunda Bal Ligi 3. lig ve 1. lig yokken 2. lig vardı. 2. lig ve 1. lig. 2. lig beyaz grupta 73-74 sezonunda benim de tanık olduğum Trabzonspor'un ilk şampiyonluğu dahil bugünkü 9. şampiyonluğu Trabzonspor'a ve tüm camiasına ve hepinize ve hepinize hayırlı olsun.
Sağ ol. Bunu vurgulamak istedim ki 8 diye yazıyorlar. 9. şampiyonluktur bu. 8. Süper Lig şampiyonluğu. Yani ikincilikte de şampiyon olunca 9 şampiyonluk oluyor ama onu bir belirtmek istedim. İçimde ukdeydi. Sorum da şu. Şimdi Trabzonspor şampiyon oldu. Bu soruya sanıyorum ki cevap verebilirsiniz. İçinizden geçmişti ama açıklayamamıştınız. Hangi maçta evet artık biz şampiyonuz dediniz? Hangi maçın bitiminde? Diyemediniz kamuoyuna ama içinizde ne zaman dediniz bunu? Biz evet bu maçı aldık şampiyonuz. Yani şöyle teşekkürler, yani çok böyle net konuşmadım hiçbir zaman ama şey maçından sonra Galatasaray maçıydı galiba değil mi? İstanbul'daki Galatasaray maçını 85'e 90'da attığımız iki gole kazandıktan sonra bazı hikayeler vardır hayatta senelerin içinde. İstanbul'daki Beşiktaş maçı 90'da 95'te. Buradaki Galatasaray, oradaki Galatasaray maçı 90'da. Bu hikayeler şunu gösteriyordu. Hem oyun olarak hem skor olarak evet biz oluyoruz'u gösteriyordu. Onun için o maçtan sonraki süreç benim için çok daha değerliydi. Zaman zaman dalgalanmalar olacaktı ki bunu yaşadık. Bence İstanbul'daki Galatasaray maçı bir kırılması, bir tanesi Beşiktaş maçı, bir kırılma anı bizim bize dönen Galatasaray maçı olduğunu düşünüyorum. Ali Bey, hocamıza soruları alacağım ve biraz erken bitirmemiz gerekiyor. Tamam, bitirin. Bir de bu akşamın özelliğine binaen yani basın toplantısı formatından çıktı biraz bu. Aslında evet. Bize bir zaman, bir zemin hazırlarsanız daha derin ve uzun bir sohbet toplantısı düzenlersek hem camia için hem taraftar için vereceğiz mesaj açısından önemli olur. Ben bir tespit yapmak istiyorum. Bu maçta en kırılma anı maç bitmeden sahaya seyircinin girmesiydi. O anda, o dakikada yani hem başkan üstte hem siz içeride krizi müthiş yönettiniz yani. Antalyaspor geri gelmeyebilirdi. Hakem de geri gelmeyebilirdi. Bunun için tebrik ediyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Arkadaş, Beyazlı arkadaşımız var. Tamam, teşekkürler. Hanımefendiye. Kısa lütfen. Haber TS, Ezgi Alp. Hocam, tesislerdeki çalışma masanızın arkasında bir çerçeve var ve artık bu çok yaygınlaştı. Sanırım o bugün doldu. Yeni çerçeve ne zaman gelecek ve yeni çerçeve başkanımıza ne diye gelir mi? Evet, sezon başı bazen transferlerde oyuncularla FaceTime'dan konuşurken o çerçeveyi gösteriyordum. Gelin beraber dolduralım diye. Bir mesajdı. Buna da oyuncularımız, kulübümüz, herkes çok doğru cevaplar verdi. Şimdi oraya bir onu dolduracağız. Bu senin hikayesini ayrı bir köşe yapacağız. Güzel bir ofis yaptım ben. Başkan da okey vermişti. Onun içinde Trabzonspor köşesi de var. Trabzonspor tarihi de var. Şenol Hoca da var. Ahmet Suat Özyazıcı da var. Özkan Sümer de var. Hepsi de var. Yeni şeyler, hedefler hiçbir zaman bu yarışın içinde bitmeyecektir. Önce bunu bir dolduralım. Güzel keyfini çıkartalım. Sonrasında onu bir şekilde uygularız. Hasan Bey. Kısa lütfen hocam. Çok net soru soracağım. Direkt başkana soracağım. Hocam. Siz başkan soru. Evet, evet, evet. Başkanım. Primi belirlediniz mi? Senin ağzından o soru çıkmadan. Hocama döndüm. Bana soruyor ama hocam sen cevap ver dedim. Buyurun hocam. Evet, Trabzonspor şampiyonluğu daha değerli. Maddiyat hiçbir zaman onun önüne geçemez. Başkan ve Ertuğrul Bey bu konuda ne kadar hassas olduklarını da biliyorum. Gerekeni yaparlar. Biz onu hiçbir zaman ön plana çıkarmadık. Arkadaş, arkadaki. Ümit Genç, Sözcü Gazetesi. Hocam, bu şehrin gurbette yaşayan bir ferdi olarak bu tarihi anlara bize liderlik ve önderlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İkinci sorum şu. 1,5 yıldır Trabzonspor'da görevdesiniz. Bu ikinci kupanız. 2 tane daha alınmamış kupa var. Abdullah Avcı bunu hayal ediyor muydu? Ve o kupa, 2 kupa daha gelirse bunu başaran tek direktör olacaksınız. 1,5 sezonda 4 kupa. Abdullah Avcı bunu biliyor muydu? Ya biz sporcu ruhu, futbolcu ruhu, bir de bir Karadenizli olarak her zaman bir fazlasını isteriz. İsterken ama akıllı, mantıklı bir şekilde kavga ederek değil, kavgamızı başka türlü yaparız sahanın içinde. Önünde ne varsa, bu da Trabzonspor'sa ve ben varsam ve ekip varsa bunun hepsine talibiz. Umarım bunu saygı çerçevesinde, fair play ruhunda, herkesin birbirine saygı gösterdiği bir şekilde sahip oluruz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tabii ki. Tabii ki. Teşekkürler. Buyurun, her şey için. Ön tarafa gelin. Arkada hocam siz burada kalın. Fotoğraf.
Fotoğraf çekilmek fotoğraf. Evet. Siz burada onun hocam arkada olsun. Evet, şüphesiz bu başarının baş mimarları işte yan yana Başkan Ahmet Ağlu'yla, Teknik Direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla bu anı ölümsüzleştiriyorlar. Tabii basın mensubu arkadaşlar da yıl boyunca, sezon boyunca Trabzonspor'u takip ettiler. Onların da ciddi bir yorgunluğu var. Beraber bu anı işte bu şekilde ölümsüzleştiriyorlar. Bir yandan tabii Abdullah Hoca da söyledi. Başkan da Sayın Başkan da vurgu yaptı. Hani bu işler dün yatıp bugün kalkıp şampiyon olunmuyor. Planlı, programlı büyük bir projenin geldiğimiz son noktasıdır dedi. O önemli. Yani bir takım şeyleri planlayıp onları planladığınız şekilde hayata geçirebilmek sonunda sizi bazı sonuçlara götürüyor. İşte o sonuçlarda böyle başarı oluyor.